Merhaba arkadaşlar, OynaySem kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team yayına karşınızdayım arkadaşlar. Gelen güncellemelere bakacağız. Ben de işten geldikten sonra şu an yeni açtım. Birkaç ödül aldım, orayı gösteremedim ama işte Presence'larda vesaire 59 dB vardı. Bende 118 oldu. Yani ne kadar gelmiş oluyor? 59 dB daha gelmiş oldu arkadaşlar. Şuradan da muhtemelen biraz gelecek. Free 10 transferi atacağız. Bakıyorum online modda yine rank maç gelmiş, diğer eskileri duruyor. Story modda gelen bir şey var mı? Kulüp competitions, kulüp yarışmaları devam ediyor arkadaşlar. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yalnız oyunu PC'de açtığımda bir sürprizle karşılaştım. LD player ya da LD player ne dersiniz bilmem. Güncelleme yapmadı onda. Bu oyun işte Android cihazınızla sürümüyle uyumlu değil diye bir uyarı verdi. Tekrar kaldırıp yüklemeyi onda denemedim. Tabii tekrar BlueStacks'ı yükledim arkadaşlar. Umarım ilk kurduğum zamanki gibi BlueStacks'a sorunlu oynayabilirim. LD Player'da çünkü sorunsuz oynuyordum. Veya yakın zamanda LD Player'a bir güncelleme gelir ve tekrardan çalıştırmaya başlar. Tekrar ona geçerim ama o zamana kadar BlueStacks'tan devam edeceğim arkadaşlar. Siz de aynı problemi yaşamış olabilirsiniz. Yorumlarda bahsedin lütfen. LD Player'da şu an için ben oynayamadım. Siz neler yaptınız? Tabii ben bir buradan güncelliyorum, bir telefondan, bir de tablette bayağı zamanımı alacak. Bir de Windows 10'a güncelleme geldi arkadaşlar. O yüzden bayağı bir güncellerken bunları beni bayağı bir sinir etti. Ve uğraştırdı ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar... Missions kısmında bakalım bize neler vermiş. Onları alalım. Burada da DB vardır herhalde. Var mıdır? Sadece müzikler mi geldi yani? Harbi sadece müzikler gelmiş ya. Bunlar daily'ler, tamam. Buradan DB yok, iyi mi? Müzikler ve statlar. O da acaba gene emülatörden dolayı mı çıktı onlarda? Neyse bakalım. Şeye bir bakayım, story modda yeni bir şey var mı arkadaşlar? Ne güzel, LD Player'da sorunsuz oynuyorduk ya. Şimdi yeni kurdum ya. Yine bu ıvır zıvırlar çıkıyor. Anlaşıldı, got it falan, bunları demem gerekiyor. Event'te bir şey var mı? Vardır illaki. Evet, senaryolar. Günlük senaryo mu bunlar? Bakıyoruz. 10 enerji götürdüğüne göre günlük buradan arkadaşlar oynayıp alacağınızı alın. Şurası. Yok, burada normal oynayıp işte madalya biriktirip shop'tan alacaklarınızı alıyoruz. Eventlerde bunlar var. Bunları yapın ki iyi kasın arkadaşlar. Sürekli zaten yeni oyuncular getiriyor club, sonra eskiler çöp oluyor. Challenge World'da bir şey var mı? Yoktur herhalde. Gördüğünüz gibi hepsini fullledim arkadaşlar. Full artı full. Buradan almadım. SSR Black Ball kalmadı. Siz de buradan Black Ball kasabilirsiniz. Nasıl Black Ball kasacağım diyen arkadaşlara duyurulur. Shop'a girelim. Madalyalarla neler alınabiliyor onu bir görelim. Event'teki. Reşşaymese. Dream Ball'larda yine bir indirim var mı? Yok, sadece şurada var. Çok pahalı ya, hiç gereği yok ya. Hiç gereği yok hem de. Neymiş bu 3-1-4-2 verdiği? Tüm oyuncular stamina %10. 3-5-1-1. Bu yeni herhalde. Yine stamina %10. 3-5-1-1 daha önce bende yoktu sanırım ya. Burada işte özel hareketler vesaire. Yine Genzo falan. Buradaki oyunculara bakarsak yeni gelecek oyuncular hakkında ipucu veriyor olabilir arkadaşlar. Bakın Makashi, Mazu, Morizaki, bunlar gelebilir. Misaki geldi zaten Pierre ve Napolyon'la beraber sanıyorum. Legend medallar devam ediyor. Transfer atarsanız belli bir sayıda buradan bunları alabiliyorsunuz. Club Competitions. 20 tane birikmiş.
20 tane nedir ya? Verecektir herhalde davetin diye. Burada da bunlar var arkadaşlar. İşinize yarayanlar, bakın Pierre Napolyon doldurmuşlar. Geldiler ya. Kendileri teşrif ettiler ya. Bunlardan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Yeni bir şey yok yani. Evet. Ana menüye dönelim. Free transferimizi atalım. Arkadaşlar free transferimizi atalım. Burada bunların çıkma ihtimali var. Şu var bende. Schneider. Rivaldo'yu da bulduk. Bu Genzo yok sadece. Bunları bir inceleme yapacağız. Napolyon, Pierre ve Misaki'yi. Bu neymiş? Mini Dream Collection. Şuna herhalde Hidden ve Bond mu geldi? Şu Akai da var ben. Evet, Hidden Bond geldi. Bunu da inceleyeyim arkadaşlar. Bu da DC, Vulcan. Bu da zaten Akai bende olan. Diğer transferler aynen duruyor, devam ediyor. Yeni Dream Pot geldi yine arkadaşlar. Burada verdiği oyuncular bunlar var. Hepsi de bende olan oyuncular. Siz atabilirsiniz. Elinizde yoksa. Zaten bir ikinci ben de atarım. Bazen farklı, nadiren de olsa farklı bir şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi incelemelerimize şeyden başlayalım. Dream Collection'lardan. Önce Vulcan'a bakayım. Akai bende var zaten. 8243. Bir dakika, Bond Raiden var mı? Varmış. 8243 şut. 7565 power'la geliyor. 984 stamina. Staminası az. Asya Qualifier oyuncusu olarak geliyor. Takım buff'ı 5 veya daha fazla kırmızından Japon oyuncu bulundursanız %15 buff veriyor. Inside Monster kendisi matchuplarda %30 artıyor. Statları S kafa, S vole ve A kayması var arkadaşlar. Bond kısmında 3 veya daha fazla kırmızı Asyalı oyuncu bulundursanız %1.5 veriyor ve ayrıca matchuplarda %30 ihtimalle özel hareketinizin gücü momenti %40 artıyor. Ama %30 ihtimalle arkadaşlar, istediği delil bu. Yok ya, gereği yok bunun. High ball, very good, low ball, normal. Gereği yok. Akai zaten daha önceden gelmişti. Gerçi Bond'la gelmiş miydi Bond daha önceden buna? %1 miydi? Evet, daha önceden gelmişti. Bende vardı zaten bu. Evet, Pascal'ı merak ediyordum. Pascal'ların da var. 9678 pas. 7352 teknikle birleşiyor. Şutu da 7597 ama power'ı düşük. High ball normal, low ball good. 1059 stamina ve junior yat oyuncusu olarak geliyor. 5 veya daha fazla yeşil non-Japon oyuncu bulundursanız %17 buff veriyor. Pasifinde ne var? Pasifinde non-Japon oyunculara karşı statları %15 artıyor. S pası, A kayma ve A pas kesmesi var. Bond kısmında 5 veya daha fazla Latin Amerika oyuncusu bulundursan statlar %2.5 artıyor. Rakibinizin bir özel hareketini blokluyor. Aynı Kaiser gibi. Ve pas attığınız zaman yerden gidiyor arkadaşlar. İstediği drill, diğer drill'i. Yani öyle çok da ahım şahım gelmedi bana. Hadi Akai'ye de bakalım bakmışken. 8577 takıl, speed 7009 arkadaşlar. Diğerleri zaten 6000 küsür ve aşağısı. 5 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulundursanız %15 buff veriyor takıma. Pasif skill'i orta saha oyunculara karşı statları %20 artıyor. S kayma, A pas kesme ve A pası var. Bond kısmında 3 veya daha fazla World Yacht oyuncusu bulundursanız %1 artıyor statlar. Ve özel hareketini bloklanmaya karşı koruyor arkadaşlar bir tanesini. Inside Master matchuplarda %10 statları artıyor ve özel, yani özel kaymalarda özel kaymanın gücü momenti %10 artıyor. İstediği drill Matsuyama. Hem DM hem DP olarak
oynatabiliyorsunuz. Staminası 1194, Highball ve Love Ball normal arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni oyunculara. Pierre. El Cid Pierre paid olarak geliyor. Normalde de 50 DB falan atıp 5 DB şansınıza çıkarabilirsiniz. Bu ne? 10.158 şut, 1127 stamina, Junior Yacht oyuncusu. Yalnız power'ı düşük. Teknik 7.424, çalım değil, kayma 8.043. Çalım 7.150, pas 8.427, hem orta saha hem DM oynatabiliyorsunuz. Mavi geliyor kendisi. Trik olur, Knight ne demek ya? 3 renk şövalyesi gibi böyle. Hem mavi, kırmızı, yeşile karşı yani bir şey mi var? Sanki 5 veya daha fazla mavi non-Japon oyuncu bulunduysanız statlar %20, pardon, bond buff %20. Pasif skillinde ne diyor? Kombinasyonlu skillerde Verkaç'ta filan mesela gücü %15, momenti %15 arttırıyor. Tricolor combination bu herhalde. Misaki, Pierre ve Napolyon üçü birden. S İşte Verkaç'ı, S şutu ve A çalımı var. Bond kısmında Napolyon olursa takımda startlar %3 artıyor. Misaki olursa rakipten %3 düşürüyor. Kara karşı dirençli karlı havalarda, pedal to the metal, full power'da %10 artıyor statları ve tenacity. Eğer takımınızda Napolyon varsa bir veya daha fazla stamina kaldığında özel hareket uygulayabiliyorsunuz. İstediği drill bu. Pierre'in. Evet, Pierre'i gördük Misaki ile. Napolyon'a bakalım. Misaki kırmızı AM Junior Yacht oyuncusu olarak geliyor 1048 stamina ile. Highball'u normal, Loveball'u very good. Şuna bir S vole gelmedi şu Misaki'ye ya. Bunda var mı acaba, merak ettim şimdi. Şutu 9921, power 5297 düşük kalıyor. Teknik 7650. Intercept 7644, pass 8509, dribble 7308. Öne çıkan yüksek statları arkadaşlar. 5 veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulundursanız takım buff'ı %20. Pasifinde ne var? Kombinasyonlu durumlarda işte kombinasyon hareketlerinin momentini, force'unu, gücünü %15 arttırıyor. S ver kaç. S pas kesme, A çalımla geliyor. Pierre olursa takımda %3 arttırıyor. Statları Napolyon olursa %3 düşürüyor. Yani bu Napolyon, Pierre ve Misaki'yi aynı takıma koyarsanız kafadan hem %9 bond alıyorsunuz, rakipten de %9 düşürüyorsunuz. Yani club nereye gidiyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Give everything var. Stamina yüksekken maksimum %10 olarak statları artıyor arkadaşlar. Full power ne diyor? Matchup'larda kazanırsanız takım arkadaşınız Pierre %10 daha fazla full power'ı arttırıyor mu diye. İstediği drill Napolyon. Misaki de bu şekilde. Napolyon'a geliyoruz. Yeşil forvet, 1119 stamina, Junior Yacht oyuncusu, 9378 şut, 7376 power, pası 8608, kayması 7822, diğerleri normal, highball, love ball normal zaten. Bu da 5 veya daha fazla yeşil non-Japon oyuncusu bulundurursanız takım buff'ı %20, aynı şekilde kombinasyonlu hareketle yani Verkaç'ta gücü %15 momenti yani %15 artıyor. Ama şut momenti de varmış ha. Üçlü vuruyorlar. Bir oyuncuyu uçuruyor önünüzdeki. Tricolor combination shoot. Misaki, Pierre, Napolyon beraber vuruyorlar. Misaki, Napolyon'un Verkaç'ı var ve A çalım var. Bond'da Misaki olursa %3 artıyor statlar. Pierre olursa rakipten %3 azalıyor. Bu da karlı havalara karşı dayanıklı. Fiery Potential var. Nedir o? Staminanız azaldığında statlarınız artıyor. Maksimum %10 oluyor. Stamina Cost Down Misaki. Misaki eğer takımınızdaysa ve bu Napolyon varsa
harcadığı stamina özel hareketlerde %10 daha az oluyor. İstediği birinde bu. Arkadaşlar bu üçünü birbirine öyle bir bağlamışlar ki şimdi zengin oyuncular yani tüm paralarını da harcayıp bu üçünü çıkardıkları zaman hem bond hem debuff hem buff alacaklar. Rakipten 9 düşürecekler sadece bu üç oyuncuyla ve 9 bond alacaklar, buff alacaklar. Yani pek iyi olmadı bu ya sanki, ama üçünü nereden çıkaracaklar? Zenginler işte, dediğim gibi parası bol olanlar bir şekilde atar atar çıkarır. Bize mümkün değil üçünün çıkması. Biz eski oyuncularla devam. Bunları da atmayı düşünmüyorum zaten, dediğim gibi. Haziran'a kadar, yeni metaya kadar DB biriktirmeyi düşünüyorum. 1000 DB ve üzeri olursa gayet iyi olur. Free transferi atalım bakalım bir şey çıkarabilecek miyiz arkadaşlar. Free transfer attık, bir şey çıkmadı. Çıksa şaşardım zaten. Geç ya geç. Bir şey çıktı yok. Ana sayfaya dönelim. Ve videomuzu şu videodan sonra bitirelim. Evet. İzliyoruz. 35 milyon download aşkına. Three color combination. Misaki şutları. Napolyon. Pierre. Evet arkadaşlar. Videoyu da gördük. Ve burada bitirelim kaydımızı. Oyun SM kanalında Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.